Günün kritik gelişmelerinden biri de Silivri'de yaşandı. Son savunmalarla devam edilen Ergenekon davasında davanın kritik noktalarından biri olan Danıştay saldırısı ile ilgili önemli bilgiler paylaşıldı. Şimdi bugünkü duruşmanın kısa bir özetine bakacağız, ardından da Silivri'ye uzanacağız. Sayın seyirciler, Ergenekon davasının 320. duruşmasında Ulusal Kanal Haber Müdürü Ufuk Akkaya son savunmasını yaptı. Fransız yazar Balzac'ın toprağa ekilen tohumların içinde en çabuk ürün vereni fedailerin döktükleri kandır sözlerini hatırlatan Akkaya, savunmasını "Ben bir fedaiyim, döktüğümüz kan da yatacağımız sürede önemli değil" diyerek tamamladı. Ergenekon davasına son savunmaların alınmasıyla devam edildi. 320. duruşmada savunmasını yapan Ulusal Kanal Haber Müdürü Ufuk Akkaya hakkındaki iddialara yanıt verdi. Gazetecilik faaliyetlerinin yargılandığını belirten Akkaya'nın savunmasına kararlılığı damgasını vurdu. İddia makamı bugüne kadar yaptığımız savunmaları hiç dikkate almadı. Daha önce de söyledim, iddia makamının niyetinin iyi olduğunu düşünmüyorum. Balzac, toprağa ekilen tohumların içinde en çabuk ürün vereni fedailerin döktükleri kandır demişti. Ben de bir fedaiyim. Döktüğümüz kan da yatacağımız süre de önemli değil. Bu davada bir tane gerçek yok. Ufuk Akkaya hakkındaki eski MİT'çi Mehmet Eymür'e yönelik suikast krokileri bulundurmak suçlamasına yanıt verdi. Belgelerin Eymür'e ait www.atin.org sitesinden alındığına dikkat çeken Akkaya, Eymür'ü savunan savcılar zahmet edip internete baksalardı bu belgeleri görebilirdi dedi. Ufuk Akkaya, Ergenekon savcılarının polis raporlarında olmayan ses kayıtlarını kendisinde bulunmuş gibi göstererek tahrifat yaptığını açıkladı. Mahkemenin belgeleriyle kanıtlanan bu usulsüzlük için savcılar hakkında suç duyurusunda bulunması gerektiğini vurguladı. Akkaya'nın avukatlığını Türkiye'nin önemli ceza hukukçularından Profesör Doktor Köksal Bayraktar ve Zeynep Küçük üstlendi. İddialardan yola çıkılarak Zeynep Küçük duruşmada yaptığı sunumda savcıların Osman'ım diye hitap ettiği Osman Yıldırım'ın Danıştay cinayetindeki rolünü açıkça ortaya koydu. Bunun üzerine Osman Yıldırım ayağa kalkarak bağırmaya başladı. Mahkeme başkanının kibarca ikaz ettiği Osman Yıldırım bağırmaya devam etti. Mahkeme Başkanı Hasan Hüseyin Özesi, Osman Yıldırım'ın dışarı çıkarılması için talimat verince olanlar oldu. Davada hem sanık hem tanık hem de gizli tanık olan Osman Yıldırım, mahkeme heyetini ve tutuklu yurtseverleri tehdit etti. Hepiniz sahtekarsınız. Hepinizin kanını içeceğim. Profesör Doktor Köksal Bayraktar da Danıştay dosyasının tutuklu yurtseverlerle bağlantısı olmadığını vurgulayarak dosyanın ayrılmasını talep etti. 312. maddeden yargılama yapabilmek için cebir ve şiddet olması gerekmektedir. Danıştay cinayeti bu nedenle Ergenekon iddianameleri arasına tamamen yapay olarak eklemlenmiştir. Buradaki tutuklularla Danıştay cinayeti arasındaki şahsi, fikri ve fiili hiçbir bağlantı olmadığı için bu dosyanın davadan ayrılması gerekmektedir.